Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. İnsan hakları dersinizden 2. dönemin 2. yazılı örnek sorularıyla sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz şöyle. Çocuk oyuna girmişken diğer çocuklar "Hey, çık oyundan. Sen topalsın. Kimseyi tutamazsın" diye bağırmışlar. Çocuk çok üzülmüş. Öyle üzülmüş ki üzüntüden yanakları kıpkırmızı olmuş. Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır? Çocuk diğer çocuklarla oynamamalıdır. Engelliler oyun oynayamazlar. Engelliler kendi aralarında oynamalıdır. Engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeliyiz. Evet, bizim buradan çıkaracağımız sonuç, ana fikir, cevap değişik olacak. Geldik ikinci soruya. Orhan yandaki görseli insan hakları dersinde kullanmak istemektedir. Buna göre Orhan'ın hazırladığı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Görselimizde bir terazi var. Terazi demek iki eşit iki kefeden oluşan bir araç, değil mi? Kütle ölçmeye yarar. Burada eşitliği temsil ediyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. 3. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Şiddetten uzaktırlar. Evet. Barış içinde yaşarlar. Güzel. Bencildirler. İşte bu yanlış. Yani bu beklenen değildir. Biz C şıkkını işaretleyelim. Ne demek bencil olmak? Hep kendini düşünmek. Başkalarının görüşlerine, düşüncelerine hiç önem vermemek. Onların isteklerine hiç önem vermemek demek. Ve güzel bir davranış değil zaten. Uzlaşı sürecinde birbirine karşı saygılılar. Evet, bu da demokratik toplumda vardır. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz diyor. Biz ilk önce burayı okuyalım, sonra karşıdan uygun olanı buluruz. Ali Bey kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmiştir. Evet, bu sorumluluk sahibi kişi demek. Yani 5 numara buraya olacak. Aldığı ürün bozuk çıkan Ayşegül, tüketici hakları kanununa göre 15 gün geçmeden ürünü geri verip parasını almıştır. Bu da haklarını koruyan kişi. Yani 3 numara. Trafik kurallarına uymayan tüm sürücüleri durduran trafik polisi Rıza, herkese para cezası yazmıştır. Buradaki ifadede yaptırım uygulayan kişi. 4. Burcu trafikte yaya yolunu kullanırken yeşil ışığın yanmasını beklemiştir. Burada da kurallara uyan bir kişi görüyoruz. Yani 2 numara. Murat ailesinin doktor olmasını istemesine rağmen çok istediği mühendislik bölümünü yazmış ve bu bölümü kazanmıştır. Burada da özgür hareket eden bir kişi var. Yani 1 numara. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. Gelelim 5. soruya. Aşağıdaki kuralları yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak ayırınız diyor. Verdiği sözü tutmak yazılı olmayan kurallar içerisinde. Buraya işaretleyelim. Vergi vermek yazılı olan kurallar içerisinde. O zaman buraya. Yani kanunlarda yazan bir kural, gelir kazanan, ticaret yapan kişiler vergi vermek zorundadırlar. Hapşırırken ağzını kapatmak, bu da yazılı olmayan bir kural. Otobüste yaşlılara yer vermek yazılı olmayan kurallar içerisinde. Askere gitmek ise yazılı kurallar içerisinde. Yani erkekler için geçerli tabii ki ülkemizde. Şimdi yazılı kurallarla yazılı olmayan kurallar nasıl oluyor? Yazılı kurallar kanunlar demek yani. Yazılı kurallara uyulmadığında, yani kanunlara uyulmadığında cezalar olur. İşte para cezası olur, ne bileyim hapis cezası olur. Yazılı olmayan kurallar ise toplum arasında oluşmuş kurallardır. Buna uymadığımızda karşılığında bir ceza olmaz ama toplum tarafından işte biraz kınanma, ayıplanma gibi davranışlar görülebilir. Örneğin işte hapşırırken ağzını kapatmak bu kurallar içerisindedir. 6 numaraya bakalım. Doğru yanlış var. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır. Evet, bu ifade doğru. Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır. Bu da doğru. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Yanlış.
Kurallar toplum içinde huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlar. Doğru. Kuralların olmadığı toplumlarda güven ortamı diğer o toplumlara göre daha fazladır diyor. Yanlış, daha azdır. Bu şekilde işaretledik 7. sorumuza. Bakalım. Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şiddete başvurmak, uzlaşmak, polise başvurmak, mahkemeye başvurmak. İlk yapmamız gereken uzlaşmaktır. Uzlaşmaya çalışmalıdır insan. Eğer uzlaşma sağlayamazsa diğer yollara başvurmalıdır. Tabii ki şiddete başvurmak kesinlikle uygun değil. Ama diğer yollar polise başvurmak, mahkemeye başvurmak bir sonraki aşama. Ama ilk önce uzlaşmayı denemelidir. 8. Çocuk olarak haklarımız bulunmaktadır. Ancak bu haklar sınırsız değildir. Bu nedenle herkes birbirinin hakkına saygı duymalıdır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanlara terstir diyor. Mehmet'in kendisiyle aynı düşüncede olmayan arkadaşına küsmesi. İşte burada anlatılanlara ters bu. A şıkkını işaretleyelim. Diğerlerine de bakalım. Ceyda'nın hasta olan arkadaşına yer vermesi güzel bir davranış. Çok konuştuğu için arkadaşı tarafından uyarılan Jale'nin susması. Evet, bu da güzel bir davranış. Tahtayı rahat görmediği için Hale'nin arkadaşına yer vermesi. Bu da iyi bir davranış. A şıkkı uygun değildi zaten. Biz de onu işaretledik. 9. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda neden ve hangi insani hak için savaşmıştır? Mülk edinme hakkı mı, eğlence hakkı mı, özgürlük mü, haberleşme hakkı mı? Tabii ki cevap C şıkkı olacak. Özgürlük. Yani başka devletlerin egemenliği altında olmamak, hür ve özgür olarak yaşamak için Kurtuluş Savaşı'nı yapmış atalarımız. 10. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından biridir? Para cezası değil. Değil mi? Az önce bahsetmiştik. Trafik cezası, evet, bu da değil. Bu yazılı kuralların cezaları bunlar. Hapis cezası da yazılı kuralların cezası. Ama kınama, dışlanma, ayıplama, işte bunlar. Mesela otobüste büyüklere yer vermemek işte. İşte bu davranış karşısında ne olur? İşte çevredekiler biraz ayıplayabilir. Ama herhangi bir para cezası, işte ne bileyim hapis cezası olmaz tabii ki. C şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Sivil toplum kuruluşları nasıl oluyor? Şöyle, bir de resmi kuruluşlar var. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışan, gönüllülerden oluşan ve toplum için yararlı işler yapan kurumlar. Karşılığında bir maddi para beklemezler. Ama resmi kurumlar ayrı. Resmi kurumlar devletteki kişilerin oluşturduğu ve vatandaşların işlerini yapmakla görevli olan kurumlar. Ama burada çalışanlar bir maaş alırlar. Aradaki farkı da söylemiş olduk. Şimdi tema, evet, bu sivil toplum kuruluşu. Resmi kurum değil yani. Yeşilay da aynı şekilde. Ha, tema ne iş yapıyor? Türkiye erozyonla mücadele ve ağaçlandırma yapıyor. Yeşilay içki ve sigaranın zararlarını anlatıyor topluma. LÖSEV de lösemili çocuklarla ilgili çalışıyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi bir kurumdur. Yani sivil toplum kuruluşu değildir. Milletvekillerinden oluşan ve kanunları yapan kurumdur. Ve cevap burada C şıkkı olacak. Böylelikle hepsini açıklamış ve anlatmış olduk. 12. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden değildir diyor. Toplumun huzur ve refahını sağlamak, evet, devletin görevi. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, görevi. Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak, evet, bu da. Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak. İşte bu devletin görevi değil. Zaten uygun bir yol da değil. Cevap D şıkkı. 13'e bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır. Evet, güzel bir davranış. Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir. Evet. Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar. Tamam. Aktif yurttaş toplumda ortak yaşam kurallarına uymaz, görev almaz. İşte bu aktif yurttaşın yapacağı bir iş değil. Cevap D şıkkı. 14. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur diyor. Şimdi A şıkkında Milli Eğitim Bakanlığı var. Resmi bir kurum. Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde.
Ekonomi Bakanlığı da aynı şekilde. Ama Tema Vakfı az önce açıklamıştık. Bir sivil toplum kuruluşu, resmi bir kurum değil. O yüzden cevap C şıkkı. 15. Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? Anlaşma, sorumluluk, eşitlik ve uzlaşı. Doğru cevap C şıkkı. Eşitlik olacak. Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.